85 yılında ben Devlet Memuru atandım buraya. 92 puanla. Su işletmeni başladım su işletmesine. O zaman Cemil Bey'in birlikte çalıştık. Memur emeklisi işte enflasyon farkı zamanı şeyini alıyor %49. Emekliler de %37 alıyor. Ama şu anda bunun bir adaletsizlik, bunun aynısı ikisi bir olması gerekiyor. Bu olacak, düzelecek. Evet. Bu yanlış yani. Bir adalet olması lazım. Yasada şu var. Memur emeklilerin toplu iş sözleşmeden yararlanıyor. Ama işçi emekli olduğu zaman yararlanamıyor. Bununla ilgili de yeni bir hak işi olarak bir sendika kurdu. Onunla ilgili de bir çalışmamız olacak. Şu anda ciddi manada memur emeklisi, işçi emekli arasında uçurum oluştu. Bu dengeleştirmesi için bizim bir çalışmamız var. Çünkü emekçilerin, emeklilerin durumu çok vahim bir durumda. Bununla ilgili memur emeklisi toplu iş sözleşmeden sendika haklarından yararlanıyor. Ama işçi ve bağkur emeklileri yararlanmıyor. Bunlar bir adaletsizlik, bunlar bir haksızlık. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. En düşük emekli maaşı asgari ücretli maaş olması gerekiyor. Daha önce asgari ücretin altında hiçbir emekli maaşı yoktu. Hep asgari ücretin üzerinde, bir tık üzerindeydi. Şu anda en düşük emekli maaşı asgari ücretli olması gerektiği düşüncesindeyiz. Vergi dilimi 15'te sabitmesi gerekiyor. Ciddi manada işçi ve memurun vergileri çok yüksek. Bununla ilgili yani %15 vergi dilimi olursa en azından işçi alacağı maaşı bilir. İşçi diyelim ki işte 30 lira maaş alıyor, 25 lira maaş alıyor, mesai yaptığı zaman otomatikman 4000 lirası vergiye gidiyor. Ama bu vergi dilimi %15'e sabitlenirse işçi de alacağını bilir. O şekilde bir çalışmamız var. Asgari ücretin yapılması olumluydu ama şu anda itibaren 17 bin lira asgari ücret eridi. Şu anda tekrar bir 7. ayda bu asgari ücretin tekrar bir gündeme gelinmesi lazım. Asgari ücret %50, %49 arttı gözüküyor ama öyle olmadı. 6 ay bölündüğü zaman bu %24,5 gibi bir artış oluştu. Bununla ilgili de ciddi manada bir çalışmamız olması gerekiyor. 7. ayda tekrar asgari ücret güncellemesi gerekir düşüncesindeyiz. Cemil Bey zamanında biz işçi olmaya karar verdik. İşçi Cemil Bey yapmadı o zaman, sıkıntı vardı. Bakan oldu gitti. İşte o zaman meclis başkanı.